geldi. Sefter Taş'la ilgili de az önce bir sosyal medya mesajı paylaştı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ziyareti nasıl tanımlamak, nasıl yorumlamak gerekir? Aslında bu ziyaret helalleşme ve hemen peşine de konuştuğumuz hesaplaşmanın ve iç içe geçmesinin çok önemli bir örneği diye görüyorum. Hı hı. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürecin başından beri sürekli helalleşmeye bir vurgu yaptığını görüyorduk. İlk önceleri çok fazla anlaşılmayabiliyordu seçmen kitlesinde, ama artık somut adımlarla, yapılan bazı görüşmelerle, ziyaretlerle, bu hem Güneydoğu Anadolu bölgesi için hem bugün yapılan son görüşme için artık helalleşmenin içi de doldurulmaya başlandı. Ama hemen peşine atılan tweet ve basın açıklamasından gördüğümüz kadarıyla tamam, helalleşme, bu insanların haklarının verilmesi, tanınması, şehitlik birine verip birine verilmemesi çelişki gösteriliyor. Ama hemen peşine atılan tweette perde arkasının hepsini açıklayacağız ve soruşturacağız dendiğinde de aslında bu da Kemal Bey'in bahsettiği helalleşme ve hesaplaşmayı çok iyi betimleyen bir örnek olduğunu düşünüyorum. Alpan Bey, aynı soru ama şu açıdan sorayım. Helalleşme ve hesaplaşmanın bir araya geldiği bir ziyaret oldu dedi Semih Bey. Katılıyor musunuz? Nasıl yorumlamak, nasıl gözlemlemek lazım? Bir de milli güvenlik olsun, dış politika olsun, sınır güvenliği olsun ya da konu şehitler olsun. Bu konuda CHP liderinin attığı bir adım, bu konuda iktidar olduğumuzda arka planını açıklayacağız sözü vermesi. Örneğin Cumhur İttifakı kanadında bu meselenin uzun zamandır konuşulmadığı, belki de konuşulmaktan kaçındığı bir hususla ilgili nasıl bir etki yaratacaktır? Ben ilk sorunuzdan başlayayım, ikinci sorunuza geleyim. Üç tane çok önemli strateji olduğunu düşünüyorum iktidara gelme konusunda şu anda muhalefet arasında, altılı masada. Tabii bunlar çok fazla seslendiriliyor. Üç stratejiden biri, ki ben bunu iktidar stratejisi olarak adlandırıyorum, o da helalleşme. Semih Bey'in de söylediği gibi daha önce çok içi doldurulmamıştı. Ama şimdi giderek içi dolduruluyor. Kamuoyunda da çok tartışılıyor. Bu toplumsal tabanını Kılıçdaroğlu'nun hem CHP'nin hem de altılı masanın tahmin ediyorum bir genişletme stratejisi. O yüzden çok önemli, ama hesaplaşmayı da dışlamıyor. Hesaplaşma tabii ki daha azınlık bir kitleye, yani Türkiye'de eğer bir siyasal bir oligarşi varsa o oraya yönelik, yani bugüne kadar gerçekten işin arkasında olan isimlere, Türkiye'nin bu hale gelmesine yönelik olan isimlere yönelik bir helalleşme olmadığını biliyoruz. Bu da ikinci bir strateji, hesaplaşma stratejisi, daha azınlığa yönelik. Ama biliyorsunuz bir de geçtiğimiz günlerde Ahmet Şık seslendirmişti. O da AKP ile aslında daha ciddi bir hesaplaşma olması gerektiğini söyleyerek Medyascope yayınında yanlış hatırlamıyorsam kapatma demişti. Ben bunu çok büyük bir iktidar stratejisi olarak görmüyorum, ama hesaplaşma ve helalleşme gerçekten içi dolu olan Türkiye'deki herhalde büyük bir kesimin ısrarla beklediği bir konu, ama özellikle helalleşme çok pozitif mesajlar içeriyor. Çünkü gerçekten de bugün özellikle muhafazakar ailelerin çocukları arasında dışarıda benim yaptığım gözlemlerde ben şunu görüyorum. Helalleşmeye yönelik büyük bir ilgi var. Ama helalleşmenin ne olduğunu görmek istiyorlar. Yani bunun içeriği nedir? Somut olarak Kemal Bey ne söylüyor ya da CHP ya da altılı masa ne söyleyecek? Bunu duymak istiyorlar. O yüzden Kemal Bey'in bu son dönemdeki helalleşme adımları bu işin somutlaşması adına ve toplumsal tabanını genişletmesi adına bence çok çok önemli. İkinci sorunuza gelecek olursam, dış politika hamlesi aslında biliyorsunuz özellikle 20 yıllık bir iktidarın ve aslında sadece dış politikada değil ekonomide de birçok alanda enkaz yaratmış bir iktidarın hamlelerinin özellikle arka perdede yaşanan pazarlıkların öne çıkması lazım. Yani açığa çıkması lazım, ifşa olması lazım. Bu bir aslında toplumsal gereklilik olduğunu düşünüyorum. O açıdan da Kemal Bey'in biz bunları açıklayacağız sözünü, söylemini milli güvenlik dahilinde, onu da milli güvenlik dahiline görüyorum. Çünkü milli güvenlik kavramını da yeniden yorumlamak lazım. AKP bunu son derece kendine yontacak şekilde, kendi iktidarına yontacak şekilde kullandı. Ama yeni dönemin milli güvenlik algısında toplumun da gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Son bir sözü şu, dış politik temaslarında zannediyorum önümüzdeki dönemde muhalefet adına, altılı masa adına fazlasıyla artması lazım. Çünkü dış politikada önemli bir manevra alanı. Burada da muhalefetin ve altılı masanın yönetebilir olduğunu sadece iç topluma değil, yani Türkiye'ye değil, bütün dünyaya bağlantı kurarak aktarması lazım.
Dış politika önemli bir adım. Kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri ziyareti. Örneğin orada yapacağı temaslar. Sonrasında belki Suriye konusunda da çeşitli adımların atabileceğine dönük kulis bilgileri var. Neler olup biteceğini göreceğiz. Ama şuraya getireyim konuyu. Altılı Masa'nın da ikinci turu başlıyor. Kuşkusuz Altılı Masa'dan, Millet Masası'ndan dış güvenlik konusunda, politika konusunda da adımlar atılması bekleniyor. Ama en çok beklenen tencerenin doldurulması, sistem, adaylık, tüm bunlara dair bakanlık kadroları, ekonomi yönetimi, eski tabirle gölge kabine, en azından çeşitli nüveleri artık duymak istediğini beyan ediyor. Güvenliği sağladınız, güvenceyi verdiniz, altılı masanın dağılmayacağına dair her toplantıda taahhüt verdiniz. Peki tamam, ama şimdi sistemin ardından yeni şeyler duymak, yeni vaatler duymak, en azından vitrinde vatandaşın kendi arasında da konuşabileceği hususları iletmek lazım diye bir vatandaş görüşü ağırlıkta Semih Bey. Şimdi neler duyabiliriz artık Millet Masası'ndan? Hangi somut bilgiler vatandaşların bu talebi neticesinde? Adaylık için kuşkusuz seçim 2-3 ay öncesine kadar açıklanmayacak. Ama vatandaş en azından galiba benim anladığım, benim duyduğum, çevremden de hissettiğim örneğin ekonomi yönetiminde, örneğin başka türlü konularda isim düzeyinde olsun, vaat düzeyinde olsun, yol yöntem düzeyinde olsun somut verileri işiteceği bir ikinci tur bekliyor. Öyle mi olacaktır? Evet, şimdi daha önceki yayınlarda sözünü etmiştik. Bugüne kadar altılı masa belli başlı asgari müştereklerde anlaştığını açıklamıştı. Bunlar seçim güvenliği, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ve Cumhurbaşkanı adayının aslında nitelikleri ve altılı masanın dağılmayacağı. Asgari müşterekler belirlemişti ve o dönem için toplumun genel beklentisini karşılayan şeylerdi. Ama bu ikinci turda artık bir level öteye geçmek gerektiğini aslında bütün kamuoyu dile getiriyor. Çünkü demin Alpahan Bey'in de söylediği gibi örneğin dış politika çok önemli. Ama dış politikada örneğin mülteci ve sığınmacılarla ilgili de yapacağınız iç politikadaki şeyin aslında dış politikayla da bir bağlamda etkileşimi var. Örneğin Kemal Bey'in söylediği davulla zurnayla göndereceğiz göçmenleri, mültecileri, sığınmacıları. Bunun bir miktar ekonomiyle ilgili yapılacak şeyler. Bu hem CHP aslında bu yaz aylarında profesyonel bir kulüp gibi hazırlık kampları yaparlar biliyorsunuz sezona girerken. Sizin de belirttiğiniz gibi seçim meclisinin açılmasından önce çok ciddi bir kamp diye bakıyorum ben buna. Çok ciddi atılımlar yaptılar. Çok büyük coşkulu mitingler düzenlediler. Diğer muhalefet partileri de aynı mitingleri düzenlediler. Aslında şu anda seçim meclisinde her şey hazır gibi görünüyor. Altılı Masa'nın toplantılarında ben şunu artık olmaya başlayacağını düşünüyorum. Bir de hemen bir parantezle şunu söyleyeyim. Herhalde artık Altılı Masa olumsuzlukları, İşte bu eski terim istemezuk veya kötümser, olumsuz, negatif şeyleri konuşmaktan çok olumlu şeyleri konuşmaya başlayacağımı düşünüyorum ben. Yani halkta güven verecek. Hem bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de geçerli bu. Hani seçilebilir mi, seçilemez mi? Olur mu, olmaz mı? O oy verir mi, vermez mi? Artık ben bunların yavaş yavaş aşılmaya başlayacağını, daha olumlu, daha pozitif, halkta da karşılık bulacak bir takım adımları ortak deklarasyonlarla bildireceklerine inanıyorum. Bu da şu, yani siz gölge kabine diye tanımladınız ama belki Cumhurbaşkanı adayı ve ekibi, yani Cumhurbaşkanı yardımcıları, bu hemen ilk görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak görüşme anlamında söylemiyorum ben. Tabii. Bu turla beraber. Bunlar artık yavaş yavaş netleşeceğini, çünkü bizim yaptığımız araştırmalarda da sizinle beraber sunduğumuzda da ya vatandaş, seçmen somut, olumlu, güvenebileceği ve artık rahata kavuşabileceği bir siyasi iklimin, ekonomik iklimin nasıl oluşacağını çok merak ediyor. Bu somut adımların da altılı masada artık ben çıkmaya başlayacağımı düşünüyorum. Seçim hazırlıklarının da buna şu da dahil. Hani nerede hep beraber seçime girecek? Hani 41 ilde birlikte tek liste diye bir senaryo üzerinde çalıştığını biliyoruz hepimiz. Bunların artık somutlaşacağını, yönetim ekibinde isim olarak addedilmese bile kimlerin yer alacağı, yani Cumhurbaşkanı'nın ve yardımcılarının nasıl oluşacağını, o kabinenin nasıl oluşacağının artık adımların atılacağını, çünkü seçim saati haline
bu seçim meclisiyle beraber gireceğiz. Tabii. Seçim meclisinin açılmasıyla birlikte. Bir de hemen şunu belirteyim. Artık hep olumlu şeyleri konuşmak gerekir derken, ekonomi anlamında da somut, çünkü seçim sahte haline girmeden normalde iktidarlar bu son dönem Cumhurbaşkanlığı